Bir tutam ilhama hoş geldiniz. Bugün yetenek ve yeteneğimiz bulmaktan bahsedeceğiz. Yetenek derken üstün yetenekten bahsetmiyorum. Yok, yapabildiğin ve yapmaktan hoşlandığın şeyden bahsediyorum. Herkesin yeteneği var. Ama herkes onu keşfetmiyor. Ayrıca hayat boyunca yeteneğimiz farklı şekillerde ifade bulur. Şekil değiştirir. Çünkü yeteneğin sadece bir teknik veya bir araç değil, yeteneğin aslında sanatındır. Evet, sanat dedim. Ama bu kelime sizi korkutmasın. Sanat ve sanatçı kelimelerin kullandığımda birçok kişi bana ama ben sanatçı değilim der. Oysa ki tabii ki sanatçısın veya olabilirsin. Yeteneğin bulan ve peşinde giden herkes bir sanatçı. Sanatçılar hakkında elitist kapitalist sistem bize çok sağlıksız bir inanç yerleştirdi. Kapitalist sistem herkesin belli bir alanda uzmanlaşmasını istediği için uzman veya profesyonel sanatçılar kavramını geliştirdi. Onlar ünlü ve ulaşılmaz insanlar meşhur şarkıcı, meşhur ressam, meşhur mimar, meşhur yazar ve geri kalan halka Haydi bırakın uzman sanatçılar hepimizin adına sanat yapsın. Sizler sanatçı değilsiniz. Haydi fabrikaya veya dükkana geri dönün dedi. Sanatçı kelimesi sanatsal faaliyetten geçinmeyen herkesten alındı. Ve biz de buna alıştık. Oysa ki tarım toplumda, köyde Uzman olmadan türkü söyler, masal uydurur, kaşık çalar, evimizi tasarlar ve duvar resimini yapar. Papuçlarımızdan şapkamıza kadar her tür yaratıcı üretimde bulunurduk. O zaman herkes sanatçı demiyorum. Ama en azından bu alanlar ayrı değildi. Günlük hayatın bir parçasıydı. Yani onları deneyimlemek hayatının doğal bir parçasıydı. Bu önemli. Çünkü sanat başka bir meslek grubu değil. Sanat bir yaşam türü. Sanatçı hazır kalıpları ve hazır cevapları reddeden kimse onların yerinde hissederek ve fark ederek kendi yolunu cesur kararlarla çizen kimse. Sanatçı o yolda kendini çeşitli deneyimlere ve tutkusunu uyandıran üretimlere adayan kimse. Bu kimisi için doğada yürüyüş yapıp Hayku yazmak olabilir. Kim için şapka örme kulübü yaratarak mahalleni yeniden canlandırmak? Veya başka biri için ekşi mayasına daha iyi ekmek yapsın diye ona şarkı bestelemek olabilir. Olasılıklar sınırsız. Çünkü bütün mesele zaten sınırları kaldırmaktır. Yani sanatçı hayata kalmaktansa hayatı dibini kadar yaşamayı hedefleyen kimse yeteneğimizi bulmaktan bahsedince aslında başarıcı, başarılı olacağımız bir meslek seçmekten bahsetmiyorum. Kalbimizi yürüdüğümüz yolla hizalanmaktan bahsediyorum. Bu başlı başına nadir ve müthiş bir mucize. Peki nereden başlasak? Bence bugün size yeteneği bulan bir kişinin neye benzediğini göstermek isterim. Size örnek olarak çok klasik bir edebiyat eserin eserini sunmak isterim. Dirim 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 gelin birlikte Zogi ve Prenses İnci'ye bakalım. Evet bu gerçekten çok sevdiğim bir çocuk kitabı. Ben zaten çocuk edebiyatı gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada bize müthiş bir örnek, bir kıyas verecek. Bu kitapta Zogi adlı bir ejderha var. Ve bizim Zogi karakterimiz bir okula gidiyor. Okulda gördüğünüz gibi bayan ejderhanın bir anaokulu varmış. Ve o okulda bizim Zogi karakter çok iyi bir öğrenci. O da altın bir yıldız kazanmak amacı, tek hedefi bu altın yıldızı kazanmak, en iyi öğrenci olmak istiyor. O yıldız kazanmak için öğretmen ona verdiği bütün ödevleri kusursuz bir şekilde yapmaya çalışıyor. İlk seni uçmaya öğrenmek için kendi kendine böyle uçuyor, 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 pah, duvar içinde o kadar çok çalışıyor ki ağaç içinde çarpıyor ve kendini incitiyor. Hemen birden bir tane küçük kız çıkıyor, o da prenses İnce. E Prenses İnce hemen ona bir yara band koyuyor. İşte ona doktorluk yapıyor. Bay bay diyor. İkinci sene bizim Zogi bu defa kükremeyi öğrenecek. Kükrüyor, kükrüyor. O kadar çok çalışkan, o kadar çok deniyor, o kadar efor sarf ediyor ki tabii ki boğazı inciyor, incitiyor. E hemen prensesinci çıkıyor ve ona pastil veriyor. Onu iyileştiriyor. Bak ben sana neler vereceğim diyor. Ve bizim Zogi iyileşmiş bir şekilde gidiyor. Üçüncü sene... Bizim Zogi ne öğreniyor? En iyisi olmak istiyor. Ateş püskürtmesi gerekiyor. Çalışıyor çalışıyor ama tabii ki kanadını yakıyor. Kanadını yaktığını hemen prenses e, inci geliyor ve bandaj yapıyor. Onu iyileştiriyor. Çünkü gerçekten doktor olmayı çok seviyor. Ve son sene artık en önemli şey e, prenses kaçırma ödevi geliyor. Çünkü her e, ejderha tabii ki bir prenses kaçırması gerekiyor. Bu çok doğal. O yüzden çalışıyorlar. Prenses kaçırmaya öneğin, önce böyle Kukla ile çalışıyorlar. Sonra öğretmen diyor ki haydi gidin. Siz de kendi prensesinizi kaçırın. Ve karşısına çık kim çıkıyor? İnci. İnci diyor ki ben aslında bir prensesim ama prenses olmak istemiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. O yüzden ne olur beni kaçır beni. Çünkü e, sarayda e, olmaya o kadar sevmiyorum. Ve prenses İnci'yi kaçırdığında hemen bizim Zogi altın bir yıldız alıyor. Ve altın e, kaçırılmışken bizim Prenses Inci bulunduğu yerde hemen doktorluk yapmaya başlıyor. Çünkü bulunduğu neredeyse orada yapar. İşte bu defa bütün ejderhalara doktor oluyor. Sonra gel zaman git zaman bir tane şövalye geliyor. İnci'yi kurtarmaya çalışıyor ve e, Prenses Inci diyor ki: "Ne olur benim için savaşmayın. Ben zaten prenses olmak istemiyorum. Doktor olmak istiyorum." Şövalye diyor ki: "Ben de doktor olmak isterim zaten." Ee, ama biz senin atına çıkamayız. Zogi diyor ki e ben size ambulans söyleyeyim o zaman gelin. Ve onlar birlikte uçan doktor oluyorlar. Ee, Prenses İnci, e, Şövalye ve Zogi birlikte gidiyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kitabı size neden anlattım ve yetenekle nasıl bir alaka var? O kadar güzel bir şekilde bence yetenek nedir diye anlatıyor. Zogi ve Prenses İnce aslında bence bir spektrumun iki ayrı uçta. Biraz onların ortak noktalarına bakalım bir de onların farklarına bakalım. Ortak noktaları. İkisi hedeflerini doğru gitmek için çok zaman harcıyorlar. Ama biri onu ter dökerek, üfleyerek, püfleyerek, sürekli bedeninde zarar vererek yapıyor. Efor sarf çok belli ve bunun farkında. Öteki hiç fark etmeden bile efor yapıyor. yapıyor. Çünkü yaptığı işi ona e, iş gibi gelmiyor. Meşbur olmasa da yapar. Hangisi hangisi? Tabii ki Zogi sürekli efor yapıyor. Prensesince hiç çalışmadığını gibi hissetmiyor. Çünkü yaptığı şey onun doğal yeteneği olduğu için mecbur olmasa da yapar. Zaten kaçırılmışken bile orada gidiyor. Ejderhalara e, doktor oluyor. Nerede olursa olsun Prenses İnci bu doktorluk işi yapacak. Hiç kimse ondan e, bunu mecbur yapmıyor. Hatta Prenses olduğu için doktor olması yasak ona. Yani onun çevre ondan bunu beklemiyor. Hiçbir baskı yok. Tam tersi ters baskı var. Ama bunu yapmak istiyor. Zogi ne için çalışıyor? Zogi bir altın yıldız kazanmak için yani ödül için çalışıyor. Ama prensesince yaptığı iş ona verdiği keyif yetiyor. İşini yapmak ve işi aracıyla fark yaratmak onu devam ettirecek kadar tatmin ediyor. Bence özgürlüğe doğru ilk adımımız, ve burada özgürlük kelimesi derken Budist anlamında kullanıyorum. Yani toplumun kalıplarından ve sahte kimliklerinden özgür olmaktan bahsediyorum. Neyi ödülsüz yaptığımızı fark etmek bu zor olabilir. Çünkü ilkokuldan itibaren sürekli bunu yaparsan şunu elde edersin mantığıyla programlandık. Ve o yüzden bizim hatlarımız çok karıştı. Bugün bizim konumuz yeteneğini bulmak. Ve Zogi ve Prenses İnci'nin arasındaki fark gördü ki Zogi hep altın yıldız ama Prenses İnci hep kalbinin peşinde gidiyor. Kendine sor. Para veya on ay için olmasaydı yine de aynı işi yapar mıydın? Cevabın hayır ise şu an yaptığın işin içinde hoşlandığın ve ne olursa olsun devam etmek isteyeceğin bir kısmı olup olmadığına bak. Bazı işler için boş zamanım olursa onu yaparım diyoruz. Ama bazı başka işler boş zamanı beklemeden yapıveriyoruz. Bu bir öncelik meselesi. Tuvalete gidiyoruz, boş zaman beklemeden. Tabii ki ama tuvalete gitmek doğal ve önemli diyebilirsin. Bir bak, belki de gün içinde sana doğal ve önemli geldiği için yaptığın ama belki birçok başka insanların yapmadığı bir şeyler bulursun. Onlar nedir? Bu soruya hemen cevap bulmayabilirsin. Sorun değil. Aklında kalsın. Gün içinde, hafta içinde bak. Kendine bak. Ne zaman zogi oluyorsun? Yani iyi öğrenci olmak için, kendini ispat etmek için, ilk olmak için, altın yıldız hak etmek için, fark edilmek için veya onay almak için hareket ediyorsun. Bir de ne zaman prenses inci oluyorsun? Yani Toplumun beklentilerine rağmen sana doğal ve önemli gelen şeyi ne zaman Yapıveriyorsun Fırsat beklemeden, davet beklemeden, içinden geldiği için. Hepimiz farklı derecede ikisi oluyoruz. Bu hafta bu iki ayrı modların kendinde keşfetmeye ve fark etmeye çalış. Kendini yargılamadan merakla yaklaş. Birinde toplumun kalıbını Ötekinde doğanın takip ediyorsun. Doğanla ilgilen. Onu merak et. Onu dinle. Doğan sana doğru giden yolu bilir. Kendini yaklar, kendini gel.